İcra konusu tabii insanları sıkıntıya sokan bir konu. İcra da kendi altında iki başlığa ayrılıyor. Bir ilamlı icra, bir de ilamsız icra. İlamlı icra sonucu itibariyle çok net olan, mahkeme kararı ile tespit edilmiş olan ya da bir belge ile çek, senet vesaire tespit edilmiş olan icralardır. Burada her şey belgeye dayandığı için bir sorun yoktur. Fakat ilamsız icra dediğimiz icra adeta bir piyango gibidir. Yani atalım, tutarsa tutar, yazı tura gibi. Belki tutabilir mantığıyla yapılan icralardır. Burada bir belge yoktur, belki bir sözleşme vardır, belki muvazalı bir sözleşmedir ya da aslında hiçbir şey yoktur. Elden alıp verildiği iddia edilen bir parayla alakalı bir icra yöntemidir. Ve Türkiye'de maalesef bu icra yöntemi genellikle dolandırıcılar tarafından kullanılmaktadır. İnsanların tebligat konusundaki yaşadıkları husus hala çok eski tebligat kanunumuzun geçerliliğinden dolayı bize tebligat yapılacaksa, biz evde yoksak muhtara bırakılması bize bırakılmış anlamına geliyor. Ve 7 gün sonra bu icra kesinleşiyor biz itiraz etmediğimiz için ve icra bizden bir şekilde maaşımız varsa maaşımızdan, malımız varsa malımızdan tahsil ediliyor. Bu noktada tabii ki önce tebligat kanunu değişmesi gerekiyor. Çünkü bizim artık herkesin bir internet haberleşme sistemi var ya da cep telefonumuz var. Bakın Türkiye'nin para toplayan kurumu Gelirler İdaresi Başkanlığı bütün müvekkillerinin, müşterilerinin cep telefonlarına mesaj gönderiyor. Diyor ki şu tarihte borcunuzu yatıracaksınız, şu kadar gününüz kaldı, şu tarihler arası falan gibi bildirimlerde bulunuyor. Borcu cep telefonlarına bizzat bildiriyor. Yani o kişinin benim ondan haberim yoktu, bana gelmedi deme şansı kalmıyor. Ama bir icra konusunda yine devletin başka bir kurumu hala muhtarlıklara gönderebiliyor. Postacıların erinip evlere bırakmaması, direkt muhtarlıklara bırakması ya da kapının alt tarafını binanın girişine bırakmaları, oradan bir şekilde kaybolması bizi mağdur duruma düşürebiliyor. Ama bize tebliğ edilme şartı da var bunun. Bize tebliğ edildiyse eğer tebliğ alanın imzası lazım, ismi lazım, TC'si lazım. Şimdi bununla biz çok fazla uğraşmıyoruz çünkü bilmiyoruz. Bize tebliğ edilmedi şeklinde itiraz edebiliriz 7 gün içerisinde. Bize icra yapıldıktan sonra bile bakın. Ama tebligat gelmişse bize, yani muhtardan almışsak süresi içerisinde ya da bizim evimize bırakılmışsa, düzgün çalışan postacılar sayesinde evimize, iş yerimize bırakılmışsa 7 gün içerisinde itiraz edebiliriz. İtiraz ettiğimiz zaman karşı tarafın dava açması gerekiyor. Davada da ispatlarını sunması gerekiyor. Fakat çoğunlukla bu cihete gidilmiyor. Neden? Çünkü ilamsız icrada çok az bir bedel masraf ödeniyor ve tutarsa ciddi rakamlar kazanılıyor. Bizim de daha çok bununla ilgili yaşadığımız sıkıntılar, kişi tanımadığı birinden alacak iddiası geldiğinde ne yapıyor? Ben bunu tanımıyorum, niye borç ödeyeceğim ki diyor, yırtıp atıyor o kağıdı. Halbuki 7 gün içerisinde mutlaka itiraz edilmesi lazım. İtiraz etmezsek kesinleşiyor. Onun için mutlaka o kağıt geldiğinde hemen gidip icra dairesine, geldiği icra dairesine itiraz edeceğiz. Benim böyle borcum yok, kabul etmiyorum demeniz yeterli. O icra dairesi sizin şehrinizdeyse işiniz kolay. Sizin şehrinizde değil de başka bir şehirden icra gelmişse bize, o zaman biraz sıkıntılı, şuna dikkat etmemiz lazım. Biz bulunduğumuz ildeki icra dairesine gidiyoruz. Nöbetçi icra dairesine o icra kağıdıyla beraber başvuruyoruz. Diyoruz ki bana böyle bir icra kağıdı geldi ama ben bunu kabul etmiyorum. Tamam diyor icra dairesi, yazın verin, yazıyorsunuz, imzalıyorsunuz, veriyorsunuz. O sisteme giriyor fakat sizin ondan sonra yapmanız gereken bir şey var. O itiraz ettiğiniz yazıyı bir zarfa koyup gelen icra dairesine adliyenin içerisinde bulunan PTT'den, bakın başka bir PTT değil, adliyenin içerisinde bulunan PTT'den oraya bunu göndermeniz gerekiyor. Fakat başka bir şehir 7 günü geçerse ne olacak? Önemli değil. Sizin o adliyedeki PTT'ye verdiğiniz tarih geçerlidir. 3. gün, 5. gün, 6. gün fark etmez. 7 günü geçse bile gittiğinde, teslim edildiğinde sizin itiraz ettiğiniz tarih geçerlidir. Şimdi bu ilamsız icrayı tamam, üçkağıtçılar, dolandırıcılar kullanıyor. Fakat bir de hukuk ofisi aldığı altında, belki de hukukla hiç alakası olmayan, avukat da olmayan insanlar, avukatların ismini kullanarak ya da bizzat avukatlar, hukukçular bu işi biraz kazanç kapısı haline getirdiler. Geriye dönük borçları, hatta birbirlerine aktararak Sivas'tan Nevşehir'e, Nevşehir'den Manisa'ya, Manisa'dan İzmir'e, İzmir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Samsun'a birbirlerine aktararak aynı kişiden aynı borcu defalarca alabiliyorlar. Lütfen bu konuda biraz bilinçli olalım. İnsanlarımızı uyaralım. İlamsız icra geldiğinde
mutlaka 7 gün içerisinde itiraz etmemiz gerektiğini, ama 7 günü geçmiş icra başlamış ise bize tebliğ edilip edilmediğini zamanında. Çünkü eski adresimize gönderebiliyorlar ya da postacı hiçbir şekilde tebligatı karşıdakine imzalatmadan bırakıyor. Bu sefer bizim tekrar icra edilse bile onu durdurma hakkımız doğmuş oluyor.